Soru 41. Ahmet Cevizci'nin Metafiziğe Giriş adlı eserinden alınan bu parçada savunulan varlık anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? O, zihinsel tözle maddi töz arasında tam ve mutlak bir ayrım bulunduğunu savundu. Maddenin tanımlayıcı özelliği yer işgal etme, zihnin tanımlayıcı özelliği ise bilinçli olma veya terimin daha geniş bir anlamı içinde düşünmeydi. Maddi töz onun kimi parçaları daha az veya daha çok kalıcı olsa bile deyim yerinde ise bütünüyle birdi. Zihinsel töz en yüksek örneği Tanrı olacak şekilde bireysel zihinler şeklinde var oluyordu. Zihinsel ve maddi düzenlerden her biri Tanrı'nın altında kendi içlerinde tamdı. Onun bu bağlamda teknik töz terimini zihinsel tözle maddi tözü tanımlamak için kullanmasını uygun hale getiren de işte bu olguydu. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Parçada savunulan varlık görüşünün hangisi olduğu sorulmaktadır. Parçanın ilk cümlesi verilen varlık görüşünü özetler niteliktedir. Zihinsel töz ile maddi töz ayrımı bizi varlık hem madde hem ideadır görüşüne götürür. Parçanın devamında da zihinsel ve maddi tözün özelliklerinden söz edilmektedir. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Dualizm olarak bildiğimiz ve Descartes tarafından savunulan bu görüşte Tanrı yaratıcı tözdür. Madde ve ruh da yaratılan tözdür. Madde ve ruh birbirine dönüştürülemeyen iki unsurdur. Töz bir varlığı o varlık yapan kendiliğinden varlık olarak ifade edilir. Evet, şimdi diğer seçeneklerimize bakalım. A seçeneği, düşüncenin dışında nesnel bir gerçeklik yoktur. İdealizm görüşünü yansıtan bir ifadedir. Parçada maddi tözden de söz edildiği için bu seçeneğe ulaşamayız. C seçeneği, var olmak algılanmış olmaktır. Berkeley'in öznel idealizm görüşünü yansıtmaktadır. Bu seçeneğe de ulaşamıyoruz. D seçeneği, varlık sürekli bir oluş içerisindedir. Varlığın sürekli bir değişim içinde bulunduğunu anlatır. Parçada oluş halinde yani değişimden söz edilmemiştir. Bu seçeneği de eliyoruz. E seçeneği, insan varlığı tam anlamıyla kavrayamaz. Nihilizme ait bir ifadedir. Parçada varlığın madde ve ide olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşamayız. Doğru cevabımız B'dir. Soru 42. Bu parçadaki görüşler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle açıklanır? İlk aşamada tin kendi içindedir ve henüz bir olanaktır. Kendini gerçekleştirmesi için ikinci bir alan gerekir. Bu da doğadır. Ama tin doğada kendi özüne aykırı bir duruma düşer. Kendine yabancılaşır. Bu aykırılıktan üçüncü aşama olan kültür dünyasında kurtulabilir. Doğada tini yönlendiren yasa olan zorunluluğun yerini bu üçüncü aşamada özgürlük alır. Özgürlük tinin devlet, sanat, felsefe ve din gibi kişiler üstü bazı kurumlarda ve o kurumlarla kendini gerçekleştirmesidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sorunun çözümünü seçeneklerden yola çıkarak yapalım. Bu şekilde aynı zamanda seçeneklerde verilen yaklaşımları da açıklamış oluruz. A seçeneğinde verilen diyalektik materyalizm görüşü varlığın maddeden diyalektik, tez, antitez, sentez, dönüşümlerle meydana geldiğini savunan görüştür. Parçada bir değişimden, dönüşümden söz edilmekte ancak bu değişimin temelinde madde olduğu ifade edilmemektedir. Doğru cevap değildir. B seçeneğinde verilen mantıkçı pozitivizm görüşü bilim felsefesinde pozitivizmin devamı olarak klasik görüş olarak ifade edilen bilimi metafizikten ayırmak adına bilimsellik ölçütünden söz eden görüştür. Parçada bu bakış açısına yönelik bir açıklama yoktur. C seçeneğinde verilen diyalektik idealizm görüşü varlığın ruhtan, idea, diyalektik dönüşümlerle meydana geldiğini savunan görüştür. Parçada verilen düşünce ile örtüşür. Parçada Hegel'in diyalektik idealizminden söz edilmekte, Geist adını verdiği tinin dönüşümlerle varlıkları meydana getirdiğinden söz edilmektedir. Dolayısıyla
Doğru cevabımız diyalektik idealizm, yani C seçeneğidir. Şimdi D seçeneğine bakıyoruz. D seçeneğinde verilen analitik felsefe yaklaşımı, felsefenin dil çözümlemelerine yönelmesi gerektiğini savunan görüştür. Dolayısıyla bu seçeneğimizi de eliyoruz. E seçeneğinde verilen fenomenalizm görüşü, fenomenlerin, görüngülerin bilinmesinin mümkün olduğunu savunan görüştür. Dolayısıyla bu seçeneğimizi de eliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Soru 43. Buna göre unutmaya sebep olan faktörler ile verilen örnekler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Unutma, uzun süreli belleğe depolanmış olan bilgilerin geri çağrılmaması demektir. Birçok faktör unutmaya sebep olabilir. Unutmaya sebep olan faktörler ile verilen örnekleri karşılaştırarak yanlış eşleştirmenin olduğu cevap seçeneğini bulalım. A seçeneğine bakıyoruz. A seçeneğinde verilen örnekte emekli öğretmenin zaman içinde alanı ile ilgili bilgileri unutması, bilgileri kullanmamasından kaynaklanır. Dolayısıyla bu seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğinde fiziksel bir yaralanma olmamasına karşın kişinin kaza anını hatırlamaması bilinçaltına atma ile ilgilidir. Bu seçeneğimizi de eliyoruz. C seçeneğinde verilen kişinin yeni adresi yerine eski adresinin sokak numarasını vermesi ileriye ket vurma örneğidir. İleriye ket vurma eski öğrenilenlerin yeni bilgileri öğrenmeyi engellemesi durumudur. Dolayısıyla bu seçeneğimizi de eliyoruz. D seçeneğinde verilen geriye ket vurma yeni öğrenilen bilgilerin eskiyi engellemesi durumudur. Öğrencinin eski okulunda kullandığı öğrenci numarasını hatırlayamaması geriye ket vurma örneğidir. Ancak yeni numarasını hatırlayamaması geriye ket vurma kavramını örneklendirmez. Bu nedenle yanlış örnek, yani doğru cevabımız D seçeneğidir. E seçeneğine bakalım. E seçeneğinde verilen Alzheimer hastalığı organik kaynaklı bir unutma nedenidir. Örnek ve neden eşleşmektedir. Dolayısıyla bu seçeneğimizi de eliyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Soru 44. Doğan Ergün'ün 100 Soruda Sosyoloji adlı eserinden alınan bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Comte sosyolojisinde toplumsal statik, yani statik sosyoloji, belirli toplumlardaki düzeni inceleyeceği için Comte onu bir düzen kuramı olarak sunmuştur. Toplumsal dinamik, yani dinamik sosyoloji, toplumlardaki ilerlemeyi inceleyeceği için Comte onu bir ilerleme kuramı olarak sunmuştur. Comte toplumu canlı bir organizmaya benzetir. Canlı bir varlıktaki bir organın işleyişinin incelenmesi, o organı canlı varlığın bütününden soyutlayarak yapılamayacağı gibi belirli bir anda bir toplumun bütününü içindeki ilişkilerinden soyutlanarak, örneğin toplumsal bir olgu, toplumsal bir kurum incelenemez. Böylece statik sosyoloji hem belirli bir anda toplumun yapısını, anatomisini inceliyor, hem de toplumsal birliği oluşturan ögeleri, örneğin en başta aileleri ve başta toplumsal kurumları inceliyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Comte'un görüşlerine yer verilen parçadan hareketle seçeneklerin hangisine ulaşılamayacağına bakalım arkadaşlar. A seçeneği. Toplumsal olguların bir bütün içerisinde birbirine bağlı olduğuna, toplumsal olguların bir bütün olduğu düşüncesine ulaşılabilir. Çünkü parçada toplumun canlı bir organizma olması ve organizmayı oluşturan bir organın incelenmesinin bütününden soyutlanarak yapılamayacağı vurgusu vardır. Bu seçeneği eliyoruz. B seçeneği, sosyolojinin toplumsal varlığı bir canlı gibi incelediği düşüncesine ulaşılabilir. Çünkü parçada toplum canlı organizmaya benzetilmiştir. Bu seçeneğimizi de eliyoruz. C seçeneği, dinamik sosyolojinin toplumsal gelişme ile ilgilendiğine, parçada yer alan dinamik sosyoloji toplumlardaki ilerlemeyi inceleyeceği için ifadesinden bu seçeneğe de ulaşılabilir. D seçeneği doğru cevabımız, toplumsal kurumların birbirinden bağımsız olarak incelenmesi gerektiği düşüncesi parçada verilen genel düşünce ile çelişir. Çünkü parçada toplumsal bir olgunun bir bütün içinde anlaşılacağı vurgulanmıştır.
Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. E seçeneğine bakalım. Statik sosyolojinin toplumsal yapıyı oluşturan kurumlarla ilgilendiğine bu seçeneğe parçanın son cümlesinden ulaşılabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Soru 45. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Geçmişten günümüze kadar yaşananlar göstermektedir ki insanoğlu hırsları konusunda sonu gelmeyen istekler zincirine sahiptir. Bu hırslar öyle bir noktaya gelir ki gerçek olan ile sahte olan istek ve ihtiyaçlar birbirine karışır. Tüketici yaşam biçimi tüm dünyada önüne geçilemez bir hızda ilerlemektedir. İnsanlar tüketim mallarına sahip olmanın kendilerine saygınlık getirdiğine inanmışlardır. Bununla ilgili olarak Turing, Tüketim Toplumu ve Dünyanın Geleceği adlı eserinde şöyle demektedir. Tüketim toplumu maddi konforlar aracılığıyla tatmin sağlama sözünü tutmayı başaramamaktadır. Çünkü insanların istekleri tatminsizdir. İnsanların gereksinimleri toplum tarafından belirlenmektedir ve kişisel mutluluğun kaynakları başka yerlerdedir. Aslında her ikisi de yaşamdaki mutluluğun çok önemli psikolojik belirtileri olan toplumsal ilişkilerin gücü ile boş zamanların niteliği tüketici sınıfının üst tabakalarına yaklaştıkça kaybolmuş gibi görünmektedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Parçadan hareketle hangi yargıya ulaşılamayacağına bakalım. A seçeneğinde verilen günümüzde tüketimin kendisi bir ihtiyaç haline gelmiştir düşüncesine ulaşılabilir. Çünkü parçada tüketici yaşam biçiminin önüne geçilemeyecek hızla ilerlediği vurgusu vardır. Bu seçeneği eliyoruz. B seçeneğinde yer alan bireyler tüketimle birlikte toplumsal prestijlerinin artacağını düşünürler. Yargısına ulaşılabilir. Parçada bir önceki seçeneğin açıklanmasında belirtildiği gibi tüketim mallarına sahip olmanın saygınlık olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Bu seçeneği de eliyoruz. C seçeneğinde yer alan tüketim alışkanlıkları gerçek gereksinimlerin önüne geçmektedir. Yargısı parçada yer alan gerçek ve sahte ihtiyaçların birbirine karışması düşüncesiyle örtüşür. Bu seçeneği de eliyoruz. D seçeneğinde verilen toplumsal yaşamdaki mutluluk arttıkça tüketme eylemi azalır düşüncesine parçadan ulaşılamaz. Çünkü parçada isteklerin tatminsiz ve mutluluğun kaynağının da tüketimden başka yerlerde olduğu düşüncesi vurgulanmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. E seçeneğine bakalım. E seçeneğinde yer alan toplum tüketim biçiminin belirlenmesinde etkilidir. Yargısı parçadan ulaşılabilir bir yargıdır. Parçada insanların gereksinimlerinin toplum tarafından belirlendiği ifadesi yer almaktadır. Bu seçeneği de eliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Soru 46. Buna göre ustabaşı aşağıdaki dilin görevlerinden hangilerini sırasıyla kullanmıştır. Bir fabrikada çalışan bir ustabaşı o gün üretilen mallar için mesai arkadaşlarına teşekkür etmiş, üretim miktarı ile ilgili raporunu üstlerine iletmiştir. Evet, şimdi doğru cevabımız D seçeneğidir. Soruda verilen örnekte ustabaşının mesai arkadaşlarına teşekkür etmesi dilin törensel görevidir. Törensel görev nedir? Toplumsal ilişkileri başlatmak, kolaylaştırmak, yerine göre de güçlendirmek veya yüreklendirmek için kullanılır. Evet, şimdi bildirme görevine bakalım. Bildirme görevinde inanç, tahmin ve bilgilerimizin iletmek amacıyla kullanmamız söz konusudur. Üretim miktarı ile ilgili raporu üstlerine iletmek dediği için de bildirme görevi diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir.